Hoş geldin. Ben Mehmet Uzun. Bugün cep telefonundan fotoğraf çekmeyi uçlarıyla beraberiz. Öyleyse tekrardan hoş geldin. Umarım ki keyifleridir ve umarım ki her şey yolundadır. İpuçlarına geçeceğiz. Çeşitli maddeler hazırladım ama ilk önce bu video Epidemic Sound sponsorluğunda hazırlanmıştır. Ona da biraz sonra değineceğiz. O zaman hemen başlayalım. Çok temel ama oldukça önemli bir konuyla başlayalım. Cep telefonlarımız teknolojik anlamda mükemmel. Fakat günün sonunda sensörleri çok küçük ve fotoğrafı var eden şey nedir? Işık. Ve ışığı ne kadar çok iyi yakalarsak o kadar çok başarılı fotoğraf elde ederiz aslında. DSLR ya da aynasız makineleri cep telefonlarından ayıran en önemli noktalardan birisi de aslında sensör boyutları. Mesela full frame'de 35 milimetrelik bir sensör varken burada oldukça küçük bir sensör karşımıza çıkıyor. Doğal olarak ışığı yakalama oranı diğerine göre çok daha az olacak. Fotoğraf çeken herkesin aslında ışığın peşinde koşması gerekiyor. Hem doğal ışık hem yapay ışık. Işığın yetersiz olduğu ortamlarda fotoğraf çekerken telefonu olabildiğince sabit tutmamız gerekiyor. Belki tripod kullanmalıyız. Bu çok temel ama günün sonunda ışığın peşinde koşmayı bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Hatta şöyle bir örnek de vermek istiyorum. Mesela doğal ışığı kullanarak mesela güneşi ışığın sert olduğu yerlerde gölgelerden yararlanabilirsiniz. Gölgeler ve açık tonlarla beraber kontrast yaratabilirsiniz. Benim eskiden sokak fotoğrafçılığı yaptığım dönemde çekmiş olduğum fotoğrafların çoğu da aslında bu temelden hareket ediyor. Çeşitli gölge oyunları, işte koyuluklar, açıklar ki o dönemde siyah beyazı seviyordum. Bu da daha keyifli hale getiriyor ve doğal olarak da ilk maddemizde kendinizi ışığın peşinde koşmaya alıştırın. Hedefimiz fotoğraf çekmek değil, ışığın peşinde koşmak. Şimdi hepimizin kullandığı cep telefonu farklı. Bazılarımız üst segment, bazılarımız orta segment, bazılarımız giriş seviyesi kullanıyoruz. Ve hepsinin de fotoğraf kabiliyeti farklı oluyor. Ama burada en önemlisi bazı ayarlamaları kontrol etmemiz gerekiyor. Formatı RAW formatında çekmemiz gerekiyor. Çünkü eğer ki JPEG formatında çekerseniz fotoğrafınızda ekstra bir yapaylık oluyor. Ekstra keskinlik ekliyor ve bu bizim istediğimiz bir şey değil. Eğer ki düzenlemek istersek de fotoğrafı bunlar bize engel oluyor. Doğal olarak da burada RAW formatında çekim yapmalıyız. Şimdi Lightroom uygulamasının içerisinden de fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Lightroom'un ücretli sürümünü kullanmanıza da gerek yok. Burada Lightroom uygulamasını indirin ve fotoğraflarınızı uygulamanın içerisinden çekin. Çünkü sizin normalde cep telefonunuzda olmayan Pro Mode yoksa ya da çeşitli ayarlamaları yapamıyorsanız bu ayarlamaları buradan yapabilir. Hatta RAW formatında fotoğraf çekebilirsiniz. Burada yapmanız gereken ayarlama ise sağ üst taraftan formatı DNG olarak değiştirmeniz olacaktır. DNG de tıpkı RAW gibi bir format, daha yüksek dinamik aralık ve veri içerisinde mevcut. Bir sonraki maddeye devam edeceğiz ama öncelikle güzel bir haberim var. Hem de sponsorumuzdan bahsedeceğim. Hiç ileri sarmayın çünkü sizi çok yakından ilgilendiriyor olabilir. Şimdi eğer ki bir fotoğrafı kenara koyalım, video üreticisiysen müziğin ne kadar çok önemli olduğunu biliyorsundur. Telifsiz müzik bulmak çok zor. Telifsiz diye adlandırılan müzikler telifli olabiliyor. Bu YouTube için mesela kanalınızın kapanmasına kadar süreci ilerletebiliyor. Burada da tam olarak karşımıza Epidemic Sound çıkıyor. Benim yıllardır kullandığım ve kanalımda yıllardır bahsettiğim bir platform. İçerisinde binlerce farklı kategorilerde, farklı temalarda kaliteli müzikler bulabileceğiniz bir platform. Bu arada sadece müzik değil, Epidemic Sound'ın içerisinde aynı zamanda ses efektleri de mevcut. Ve hemen güzel haberi de vermek istiyorum. Videonun açıklamasına bir link göreceksiniz. Bu linkten Epidemic Sound'a üye olduğunuz zaman 30 gün boyunca bütün kütüphanedeki müzikleri YouTube kanalınıza telif problemiyle karşılaşmadan kullanabilirsiniz. Hatta ve hatta şöyle güzel bir haberim de var. Mehmet25 kupon kodunu kullanırsanız yıllık paketi satın aldığınız zaman %25'lik bir indirimden de yararlanabilirsiniz. Linkler için açıklamaya bakabilirsin. Daha detaylı bilgi almak istersen de köşede çıkacak videoya bu videodan sonra bakabilirsin. Epidemic Sound da videomuza sponsor oldu ve bu videoyu sizlerle buluşturduğu için teşekkür ederiz. Şimdi daha önce bahsetmiştim ama değinmediğim şöyle bir nokta da var. Bildiğiniz üzere siz cep telefonunuzdan fotoğraf çektiğiniz zaman pozlamayı otomatik bir şekilde ayarlar. Bu genelde iyi gibi gözükse de şöyle bir problem var. Fotoğrafı güzel yapan şey zıtlıklardır, kontrasttır, gölgenin gölge gibi olması, gün batımının gün batımı o ışığın az olduğu hissini vermesi gerekiyor. Ama cep telefonlarımız böyle değil. Dedim ki bu güzel bir şey değil. Bunu da çözmenin şöyle bir yöntemi var. Daha önce değinmiştim. Ekrana tıklıyoruz. Aşağı doğru parmağımızı sürüklediğimiz zaman daha kontrastlı bir fotoğraf mesela elde etmiş oluyoruz. Fakat bunun otomatik ayarı da mevcut. Şöyle ki siz burada fotoğrafı çektiğiniz bölümden parmağınızı şöyle yukarıya doğru kaydırırsanız hemen alt tarafta çeşitli ayarlamalar çıkacak. Ve burada dikkat edin,
artı ve eksi yazıyor. Bu bizim pozlama değerimiz. Ve buna tıkladığımız zaman sola doğru sürükleyerek eksi 0.7 gibi bir değere getirdiğimiz zaman pozlamayı bir tık düşük bir şekilde çekmiş olacak. Bu da fotoğrafın daha iyi gözükmesini sağlayacak. Bu ayarı yaptığımız zaman şöyle güzel bir yanı da var. Her seferinde parmağımızı aşağı doğru sürüklemeye gerek yok. Çünkü her kamerayı açtığımız zaman otomatik bir şekilde pozlamayı son ayarımız neyse orada bırakacaktır. Böylece daha kaliteli gözüken, daha profesyonel makineyle çekilmiş hissi veren bir fotoğraf elde edeceksiniz. Videonun başından beri kontrast diye bahsediyorum. Peki bu kontrast nedir? Birazcık bunun üzerine konuşalım. Şimdi hem cep telefonu hem de aslında fotoğrafçılığı ilgilendiren bir konu üzerine konuşacağız. Ve ne tarz fotoğraf çekersen çek, bu konu gerçekten bence önemli. Şöyle ki kontrast bildiğin üzere zıtlıktır. Zıtlık da sadece fotoğrafta görsel anlamda oluşan zıtlık değil, içerikteki zıtlık da olabilir. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Mesela benim sokak fotoğrafçılığı yaptığım dönemde hareketin zıtlığı, mesela at sol tarafa gidiyor, işte kişi diğer tarafa gidiyor. Renklerin, tonların zıtlığı, açıklar ve koyular, bu içerik zıtlığı. Aynı zamanda anlamdaki zıtlıklar olsun, kontrastlar olsun. Bunlar işte fotoğrafı güzel yapan şeyler. Fotoğrafı daha dinamik hale getiren şeyler. Mesela simsiyah bir yerin içinde bir beyazlık ya da bembeyaz bir şeyin içinde bir siyahlık. Bunu renklerle de oluşturabiliriz. Kontrasta her zaman fazlaca odaklanmışımdır. Çünkü bunun bana şöyle bir katkısı da oldu. Fotoğrafı görmemi sağladı ve fotoğrafçılığımı geliştirdiğini düşünüyorum. Doğal olarak da fotoğrafa sadece bu şekilde düz bir şekilde hani iki ayarlama yaptım, fotoğraf çektim diye düşünmek yerine fotoğrafın içeriğine bakın, kompozisyona bakın ve bu zıtlıklara, kontrastlara bakın, kontrast oyunlarına bakın. Bence bu fotoğrafçılığınızı inanılmaz derecede geliştirecek noktalardan birisi. Şimdi bildiğiniz üzere bizim fotoğrafçılıkta kullanmış olduğumuz çeşitli farklı filtrelerimiz var. Şu anda da aslında makinenin üzerinde takılı. Bu filtreler nedir? İşte polarize filtreler olsun, ND filtreler olsun. Mesela şu anda taktığım zaman gördüğünüz gibi nasıl değişiyor. Pozlamayı değiştiriyorum çünkü. Ya da mesela bu tarafta hatta şu şekilde beyaz ayarında değiştirdiğimi görebiliyorsunuz. Her bir filtrenin amacı farklı. Cep telefonlarımızdan da fotoğraf çekerken aslında filtrelerden yararlanabiliriz. Örneğin polarize filtre kullanırsanız cep telefonunuza bağlayarak çeşitli aksesuarlar var. Linkini açıklamaya bırakacağım. Mesela arabaların üzerindeki camdaki ve sudaki yansımaları kesecektir ve bu da fotoğrafınızı geliştirecek. Sadece filtreler değil, aynı zamanda ise çeşitli bizim işte renk jellerimiz var. Bu jelleri kullanarak filtreler oluşturup çeşitli renkler verebiliriz. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Benim öğrenci olduğum dönemde, o zaman yine sokak fotoğrafçılığı yapmış olduğum dönemde Sony RX100 makinemle şu an şurada ben üzerine kırmızı bir poşet geçirmiştim. Çünkü onun suya dayanıklı değildi. Ve sokağa çıkıp çok karlı bir havada çeşitli flashla beraber fotoğraflar çektim. Ve bu fotoğraflarda da oldukça güzel etkiler elde ettim. Fotoğrafa ayrı bir doku kattı. Burada hem flashı kullandım hem de lensimin önüne aslında bütün makineyi korumak için de aynı zamanda kırmızı bir poşet eklediğim için mesela şu fotoğrafta çok net o poşeti görebilirsiniz. Farklı bir etki elde etmiş oldum. İşte bu şekilde yeni denemeler yapmaktan korkmayın. Hatta burada şöyle bir örnek de vermek istiyorum ki bunu Instagram'dan ve TikTok'tan da aslında paylaşmıştım. Eğer ki takip etmiyorsan mutlaka takip etmelisin. Lensimin önüne bıçak koyarak çeşitli yansımalar elde etmiştim. Ya da ön arka ilişkisi için önüne bitki koymuştum ve böylece fotoğrafa bir derinlik kazandırmıştım. Çünkü fotoğrafı düz bir şekilde çekersem görmüş olduğunuz gibi ama önüne bir mesela bitki koyduğum zaman bir bütünlük sağlıyorum kompozisyonda. Doğal olarak da bu tarz oynamalar yapmaktan korkmayın. Bu arada sözde tek bir madde ama içerisinde bayağı bir konuya değinmiş olduk. Şimdi bir sonraki maddemiz ise bu sokak fotoğrafçılığından da geliyor ama aslında yine her fotoğrafçı için önemli noktalardan birisi karar anı. Harry Carter Bresson'un böyle bir serisi de var bildiğiniz üzere. Fotoğraf çektiğimiz zaman kendi istediğimiz bir anı karar vererek yakalıyoruz. Örneğin görmüş olduğunuz fotoğrafta topun tam sektiği zaman o havada olduğu durumda fotoğraf çekmem, ışığın o gölge oyunu mesela güzel bir karar anı ya da görmüş olduğunuz farklı fotoğrafların her birinde doğru anlarda çekilmiş fotoğraflar bunlar. Ve günün sonunda aslında bu karar anımızı da geliştirmiş oluyoruz. Buna çok basit bir örnek vermek istiyorum. Eğer ki bir düğün fotoğrafçısıysan bile genelde hani özel an yakalanılmaya çalışır. Ama belki o kişi içeride hazırlanırken onun için çok özel bir anı, o kararı siz vererek çekerseniz çok daha sıra dışı bir fotoğraf elde edebilirsiniz. Şundan da bahsetmek istiyorum ki çoğunluğun peşinden koşmayın. Çoğunluk şehrin bilinen yerinde, bilinen şekilde, bilinen ayarlarda fotoğraf çekiyor.
daha farklısını yakalamaya çalışın. Farklı zamanlarda oraya gidin. Farklı ayarlamaları yapın. Bahsetmiş olduğum gibi farklı filtreler, farklı denemelerle beraber sıra dışı sonuçlar elde etmeye çalışın. Siz yenisini denemedikçe sıradanlaşırsınız. Mesela burada soyut çekimler yapabilirsiniz. Ve böylece oldukça sıra dışı sonuçlar elde edebilirsiniz. Burada makine ayarlarını oynayın, kurcalayın, farklı şeylere, detaylara odaklanın, uzun pozlama yapın. Aslında fotoğrafçılığı tanımak ve makinenizi ya da cep telefonunuzdaki ayarları daha iyi tanımak için de güzel bir fırsat olacaktır. Daha iyi fotoğraf çekmek için yapabileceğiniz şeylerden birisi ise bu hızlı olacak siyah beyaz fotoğraf çekim. Fotoğrafınızı siyah beyaz yaptığınız zaman renklere değil kontrasta odaklanırsınız. Böylece fotoğrafçılığınızı daha iyi hale getirebilirsiniz ve aynı zamanda gölgeleri, açık koyulları daha iyi görebilme imkanı size sağlayacak. Cep telefonunuzun boyutundan yararlanın. Ne demek istiyorum? Mesela şöyle bir konumuz var. Bu konuyu siz aynasız bir makineyle ya da DSLR'la en fazla şu şekilde çekebilirsiniz. Daha fazla aşağı inemezsiniz çünkü boyutu size imkan vermeyecek. Ama cep telefonunuzu siz ters çevirip dibine kadar girerek buradan çekim yapabiliyorsunuz. Ve böylece çok basit şeylerde bile, bir papatyada bile çok sıra dışı bir açı yakalayacaksınız. Çünkü biz gördüğümüz göz hizasının dışında bir açıdan sahneyi görmüş olacağız. Tabii ki bunu sadece bitkiler üzerinde verdim ama pek çok şeye uyarlayabiliriz. Özellikle close-up çekimlerde, yani yakın çekimlerde bu ters çevirip yaklaşma olayı oldukça etkili. Aslında cep telefonunda mesela diğer makinelere göre böyle bir artısı var. Tabii ki her şeyden önce doğru bir ayara sahip olmanız gerekiyor. iPhone kullanıyorsanız yüksek verimlilik için Apple RAW'u mutlaka açın. Burada Apple Pro RAW çözünürlüğünde de eğer destekliyorsa 48 megapikseli seçebilirsiniz tabii ki. Aynı zamanda gelişmiş fotoğraf seçeneklerinden yüksek verimli fotoğrafları seçmeniz gerekiyor. Aynı zamanda RAW kopyaları da açın. Yine burada kompozisyonla alakalı bir ipucu vermek istiyorum. Gridleri açın, yani bu referans çizgide ızgaraları açın. Gridleri açtığınız zaman da daha iyi kompozisyon kurabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Mesela aynasız makine gibi vizör olmadığı için hani bakarak etraftan soyutlanmıyorsunuz. Ortam çok aydınlıksa bunu da görmekte zorlanıyorsunuz. Ve bu durumda işte grid mesela yamuk mu çektin, arkadaki deniz düz mü gözüküyor, yani ufuk çizgisi, bunu daha iyi test edebilirsiniz. Bu yüzden de ızgaraları kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Fotoğraf düzenlemesini cep telefonundan yapmayın. Yapacaksanız da şu ayarlara dikkat edin. Birincisi, ayarlamalarda gece modunu ve aynı zamanda bu gözümüzü dinlendiren modu asla ve asla fotoğraf düzenlemesi yaparken açmayın. Açıksa da kapatın. Çünkü renkleri tamamen sarımtırak bir tona götürecektir ve sizi yanıltacaktır. Bir sonraki ise, neden cep telefonundan fotoğraf düzenlememeliyiz? Çünkü çoğunlukla cep telefonu ekranları çok kaliteli değil. Renk konusunda çok ciddi bir tutarlılık yok. Burada üst segment bir telefon kullanıyorsanız daha iyi olacaktır. Ama şu bir gerçek, her ne olursa olsun monitörlerimizin renk tutarlılığı çoğunlukla cep telefonlarından daha başarılı ve detayları da daha iyi görebiliyoruz büyük monitörde. O yüzden bilgisayarınız varsa düzenlemeleri bilgisayardan yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ayrıca telefonunuzun galerisi içerisinden de fotoğraf düzenlemesi yapmayın, çünkü burada fotoğrafın orijinalini bozmuş oluyorsunuz. Daha sonra o fotoğraftan memnun değilseniz, değiştirmek istediğinizde elinizde fotoğraf olmuyor. Doğal olarak buna da dikkat edebilirsiniz. Yıllardır bahsediyorum ve yıllardır hala uygulanmadığını görüyorum. Çünkü ben de bu hatayı yapıyorum. Biraz önce videoyu çekerken bile bunu yapmadığımı fark ettim. Bu alışkanlığı elde etmemiz gerekiyor. O da nedir? Lensimizi temizleyelim. Lensimizi her zaman temizleyelim. Görüntü kalitesinin nasıl arttığına inanamayacaksınız. Hatta bunu hemen test edelim. Lensimi çevirip bak bakalım temiz mi diye. Yüksek ihtimalle kirli olacak. Kirli ise yoruma bekliyorum. Aceleci olmayın. Evet, fotoğrafçılık bir yolculuk, fakat bu yolculuk hiçbir zaman bitmeyecek bir yolculuk. Hatta bildiğin üzere bir söz var. İlk 10.000 fotoğrafımız en kötüleridir diye, ve gerçekten de öyle. Olabildiğince fazla fotoğraf çekmemiz gerekiyor. Farklı türlerde fotoğraf çekmemiz gerekiyor ve bunu bir alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor ki daha iyi fotoğraflar çekelim. Bu sizi inanılmaz derecede geliştirecek. Eğer ki fotoğrafçılıkta kendini gerçekten geliştirmek istiyorsan ve her şeyi öğrenmek istiyorsan, videonun açıklamasında yıllardır üzerinde çalıştığımız kapsamlı fotoğrafçılık eğitim setinin linki var. Bu kursa bakabilirsin. Bir kere aldığın zaman ömür boyu senin oluyor. Binlerce öğrenci faydalanıyor. Eğer ki soruların varsa da yoruma bekliyorum. Link açıklamada mevcut. Öyleyse umarım ki video faydalı olmuştur. Desteklerini bekliyorum. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşürüz.